Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda altı çizili sözcüklerden hangisi bir çekim eki almamıştır diyor. Bakalım dalgalı ifadesi dursun. Evin önünde evin önü belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki in tamlayan ekidir. Dolayısıyla çekim eki almıştır. B seçeneğini elemiş olduk. Benim kardeşim dersem buradaki im iyelik eki olur. Bu da çekim eki almıştır. C seçeneğini elemiş olduk. Turizmde kelimesinde D nedir arkadaşlar? Bulunma hal ekidir. Bu da çekim eki almıştır. D seçeneğini elemiş olduk. Gidiyorum kelimesinde kelimenin kökü gitmektir, fiildir. Yor şimdiki zamandır. Da birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla iki tane çekim eki almıştır. E seçeneğini delemiş oluruz. Dalgalı kelimesini ben bu şekilde eklerine ayırabilirim. Dalmak fiil köküdür. Dalmaktan dalga olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dalgadan da dalgalı olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yapım eki almış. Fakat çekim eki almamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır diyor. Çiçeği allı pullu, suyu altın yaldızdır ifadesinde onun çiçeği dersem buradaki i eki arkadaşlar iyelik eki olur isim tamlaması kurduğu için. Şiiri dönemine göre farklı nitelikler taşıyor ifadesinde onun şiiri desem yine buradaki i eki iyelik ekidir. Romanı ağır ve süslü bir dille yazmış dursun. Kitabı gittiği çay bahçesinde kalmıştı ifadesinde yine sözcüğün başına onu getirdiğimizde onun kitabı gittiği çay bahçesinde kalmıştı olur. Anlamlı bir bütün oluşturdu. İsim tamlaması kurdu. Bundan dolayı buradaki i eki nedir? İyelik ekidir arkadaşlar. Hikayesi başarılı olduğu için çok okunuyor cümlesinde. Yine onun hikayesi dersem buradaki i ekidir arkadaşlar. İyelik ekidir. C seçeneğine baktığımızda romanı ağır ve süslü bir dille yazmış ifadesinde şuradaki ı eki arkadaşlar iyelik eki değil. Buradaki ı eki belirtme hal eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazmış yüklem kim? O gizli özne neyi yazmış? Romanı. Romanı sözcüğü burada belirtili nesne olduğu için ı ekide nedir? Belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime veya neye ait olduğunu gösteren bir ek almamıştır diyor. Bakalım. Belimizde kılıcımız kirmani derken ben buraya bizim desem bizim belimiz belirtili isim tamlaması olur. Miz eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Biri elemiş oluruz. Bizim kılıcımız desem buradaki ımız eki de yine iyelik eki olur. Belirtili isim tamlaması kuruyor. Bunu da elemiş oluruz. Taşı deler mızrağımın termeni derken benim mızrağım desem burada arkadaşlar yine belirtili isim tamlaması olur. Buradaki ım eki de iyelik ekidir. Dolayısıyla 3'ü delemiş oluruz. Hakkımızda devlet etmiş fermanı derken bizim hakkımızda desem belirtili isim tamlaması olur. Imız eki iyelik ekidir. O yüzden 4'ü delemiş oluruz. Ferman padişahın dağlar bizimdir mısrasında ise padişahın fermanı olacak bu. Dolayısıyla buradaki ın ekinin tamlayan eki olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar aitlik eki yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisinde ca c eki eklendiği sözcüğe parantez içindeki anlamı kazandırmamıştır? İnsanca yaşamak hepimizin hakkıdır cümlesinde insan gibi insana benzeyen şekilde yaşamak hepimizin hakkıdır olur. Açıklamaya uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Hükümetçe birçok karar alındı. Hükümet tarafından birçok karar alındı. Açıklamaya uygundur. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Genişçe bir ev almayı düşünüyorlardı.
genişe yakın anlamına gelir. Dolayısıyla yaklaşıklık anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Odadan sessizce dışarı çıktılar cümlesinde bakın sessiz bir şekilde görmüş olduğunuz gibi durum anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Boyca sınıftaki arkadaşlarından uzundu cümlesinde herhangi bir abartma var mı arkadaşlar? CCA2 abartma anlamı katmış mı? Hayır. Burada uzunluk anlamı katmış. Bundan dolayı da abartma anlamı yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümleler CC2'nin eklendiği sözcüğe kattığı anlam bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır demiş. Bakalım. Bence sözün şiirlerin en güzelidir cümlesinde CC2 eklendiği cümleye görecelik anlamı katmıştır arkadaşlar. Bana göre anlamına geliyor. Sınıfça göl kenarında pikniğe gittik cümlesinde sınıfça dediğine göre ne anlamı katmıştır? Birliktelik anlamı katmıştır. Çocukça tavırları sebebiyle sevilmiyor cümlesinde ise bakın ça2 burada arkadaşlar çocuk gibi çocuğa benzeyen anlamı katmış. Fikrimce sınavdan çok iyi puan alacak ifadesinde ise fikrimce yani bana göre anlamı katıyor, görecelik anlamı katmıştır. Delice etrafındaki kişilere saldırıyordu cümlesinde ise deli gibi, deliye benzeyen şeklinde anlamı katmıştır. Dolayısıyla eşleştirmeye baktığımızda 1 ile 4 numaralı cümlenin yine 3 ile de arkadaşlar 5 numaralı cümlede kullanılan cc eklerinin aynı anlama geldiğini görüyoruz. 2 numaralı cümlede ise birliktelik anlamı katmıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir çekim eki almıştır? Bakalım. Dilim tutulur karşında konuşamam cümlesinde benim dilim desem arkadaşlar buradaki im ekinin iyelik eki olduğunu görüyoruz. Buzdan bir dağım güneşinde eriyen dursun. Sözüm biter karşımda sen varken benim sözüm desem buradaki üm ekinin yine iyelik eki olduğunu görüyoruz. Gözüm yolda, gönlüm darda benim cümlesinde bakın benim gönlüm olur. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Üm eki yine burada iyelik eki olarak kullanılmıştır. Dünyada bir eserim kalsın yeter cümlesinde dünyada benim bir eserim kalsın yeter olur. Dolayısıyla buradaki im ekinin de yine iyelik eki olarak kullanıldığını görüyoruz. B seçeneğinde güneşinde eriyen buzdan bir dağım şeklinde cümleyi düzeltsek bakın dağımda kelimesi yüklem olur. Buradaki im eki de arkadaşlar isim soylu bir sözcüğü yüklem yaptığı için biz buna ne diyoruz? Ek fiil diyoruz. Ek fiilin geniş zaman çekimi vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır diyor. Bakalım, nehrin kıyısında ağaç parçaları birikmişti cümlesinde nehrin kıyısı belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki in eki nedir arkadaşlar? Birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. Ömrün sonunun yaklaştığını hisseder insan ifadesinde ömrün sonu belirtili isim tamlamasıdır. Yine buradaki ün ekinin tamlayan eki olduğunu görüyoruz. Şehrin güneyinde büyük bir ev almışlardı. Şehrin güneyi belirtili isim tamlaması. İn eki yine burada birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. Romanın sonunu merak ettiği için gözüne uyku girmedi cümlesinde romanın sonu belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki ın eki de yine tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Hayatın hep böyle soru işaretleriyle dolu olmamalıydı cümlesinde ise senin hayatın olur. Belirtili isim tamlaması oluşturur. Fakat hayatın kelimesi ikinci sözcük olduğu için buradaki ın eki de iyelik ekidir arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru cümlelerin hangisinde den eki çekim eki olarak kullanılmamıştır? Arkadaşlar konu anlatım videosunda bununla ilgili hatırlarsanız örnek vermiştim. İsteyen arkadaşlar oraya tekrardan bakabilir. Çocuktan ifadesinde çocuk isim köküdür. Tan ise burada nedir? Ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır.
Bakışlardan ifadesinde yine bakış isimdir. Dan ayrılma hareki olarak kullanılmıştır. Ağzından ifadesinde ağız isimdir. Dan ayrılma hareki olarak kullanılmıştır. Sıradan bir şiir insana bir şey katmaz demiş Dursun. Yokuştan inerek köy yoluna geçtiler cümlesinde ise yokuş isimdir. Tan da yine burada ayrılma halekidir. Sıradan kelimesine bakacak olursak sözcüğü bu şekilde eklerine ayırabiliriz. Sıra isim köküdür. Dan da burada isimden isim yapım ekidir. Çünkü sıradan bir şiir derken bayağı basit bir şiirden bahsediyor. Sözcüğün anlamının değiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük birden çok iyelik eki almıştır. Dursun. İkinci sözcük iyelik ekinden sonra tamlayan ekini almıştır diyor. Bakalım şeytan uçurtmasının kuyruğu. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Şeytan uçurtması dersem buradaki ı eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Im da burada tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük sırasıyla kip eki, ek fiil ve kişi eki almıştır diyor. Bakalım görmek fiil köküdür. Buradaki ür nedir arkadaşlar? Geniş zaman kip ekidir. Dü nedir burada? Görür idim olur. Buradaki dü ek fiildir. Ek fiilin neydir arkadaşlar? Hikayesi olarak karşımıza çıkar. M de burada birinci tekil şahıs eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla C de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü sözcük iyelik ekinden sonra çıkma hal ekini almıştır diyor. Bakalım benim hatırım desem ım eki iyelik ekidir. Dan da çıkma yani ayrılma hal ekidir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci sözcük yaklaşma hal ekini alırken kökünde ses değişikliği olmuştur. Bakalım sana kelimesi nedir arkadaşlar? Sendir. Ünlü değişimi oluyor bakın. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci sözcük birden çok iyelik eki almıştır diyor. Şeytan uçurtmasının kuyruğunu ifadesi zincirleme isim tamlamasıdır. B seçeneğini yaparken anlatmıştık bunu arkadaşlar kısmen. Uçurtmasının kuyruğu dediğimde buradaki U nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. U da burada belirtili nesne olduğu için bu da belirtme hal eki olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla dikkat edecek olursanız bir tane iyelik eki almıştır. Bundan dolayı A seçeneği yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dörtlükte im eki işlevi bakımından eşleştirilirse numaralanmış sözcüklerden hangisi dışta kalır demiş. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında derken buradaki ım eki nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yürüyorum derken buradaki um eki nedir? Birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Benim arkam desem buradaki m de iyelik eki olarak bilinir. Yolumun karanlığa saplanan noktasında ifadesinde ise yine benim yolumun olur. Buradaki um eki nedir arkadaşlar? İyelik eki olarak kullanılmıştır. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum cümlesinde ise buradaki um eki fiile gelmiş. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Birinci tekil kişi eki olarak bilinmektedir. Eşleştirmelere baktığımızda dikkat edecek olursanız bir numaralı sözcük sokaktayım ek fiil almış. Bunun dışında iki numaralı sözcükle beş numaralı sözcük şahıs eki iken üçle de dört numaralı sözcük iyelik eki olarak kullanılmıştır. Böyle bir eşleşme var arkadaşlar. Bir numaralı sözcük dışta kaldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 11. soru cümlelerin hangisinde den, ten eki, tamlayan eki olarak kullanılmıştır? Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar. İsteyen oraya tekrardan bakabilir. Kitaplardan birkaçını alıp dışarı çıktı cümlesinde. Bakın ben bunun yerine ın getirebilir miyim?
Kitapların birkaçı dersen belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki ın ekinin tamlayan eki olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde ım im eki ötekilerinden farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? Bakalım. Yaşarım derken yaşamak nedir arkadaşlar? Fiildir. Dolayısıyla fiile eklendiğini görüyoruz. Şaşarım derken şaşmak fiildir. Fiil eklendiğini görüyoruz. Gibiyim derken gibi edattır. Edada eklendiğini görüyoruz. Yırtarım derken yırtmak fiildir. Fiil eklenmiştir. Taşarım derken taşmak fiildir. Yine fiil eklenmiştir. Farklı olanı sormuştu. Gibiyim edat olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 13. soruya. Dizelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangilerinin aldığı çekimekleri özdeş değildir demiş. Bakalım. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum derken dursun. Eğilmiş arza kanar muttasır kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller derken arkadaşlar buradaki R eki nedir? Geniş zaman ekidir. Durur derken de yine ur ekinin geniş zaman eki olduğunu görüyoruz. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya dizelerinde ise buradaki A eki nedir arkadaşlar? Yaklaşma hal ekidir. Kervansaraya derken de yine A ekinin yaklaşma hal eki olduğunu görüyoruz. Bütün kusurumu toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor ifadesinde dikkat edin arkadaşlar, yor nedir? Şimdiki zaman kipekidir. Düzlüyor derken de yor burada şimdiki zaman kipek olarak kullanılmıştır. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan ifadesinde ise dan bu sefer ayrılma hal eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Paydan ifadesinde ise yine dan ekinin ayrılma hal eki olarak kullanıldığını görüyoruz. A seçeneğinde ise daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum ifadesinde çocuğuyum yüklem olur. Dolayısıyla isim soylu sözcük yüklem olmuştur. Bundan dolayı da U eki burada nedir arkadaşlar? Ek fiil olarak kullanılmıştır. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum ifadesinde ise bakın bu benim soyum olur. Buradaki um eki de nedir? İyelik ekidir. Arkadaşlar bize çekim ekleri özdeş değildir demişti. Farklı olanı sormuştu. Bakın burada aynı görevde, burada aynı görevde, burada da aynı görevde, burada da aynı görevde. Fakat A seçeneğinde um ekinin birisinde ek fiil, diğerinde de iyelik eki olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.